Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir önceki videomuzda, şuraya bıraktığım videoda breakdance'a nerede başladığımla ilgili bir video koymuştum. Ve bununla ilgili birçok güzel yorum aldık. Yani bu yorumlarda işte Türkiye'de böyle bir breakdance ortamının olduğundan yeni neslin haberi yokmuş. Onlardan böyle bilgiler alınca da ya ne kadar güzel bir gençlik yaşamışsınız, Türkiye'de de böyle bir ortam var mıymış diye çok güzel geri dönüşler aldık. Biz dedik ki bu videonun devamını çekelim. İzmir Karşıyaka'da bulunan karelerdeki benim breakdance'a başladığım arkadaşlarımdan bazıları burada, bazıları burada değil. Benim karelere gelme hikayeme geçmeden önce kareler nasıl oldu onun hikayesine geçmek istiyorum açıkçası. Çünkü aramızda karelerin ilk karelerde yani dans eden kişilerden birisi yanımızda. Eyüp arkadaşımız burada. Aslında ben sözü kendisine vermek istiyorum. Size karelerin nasıl oluştuğunu anlatması için biz Eyüp'e dönelim. O size anlatsın. Sonra biz de küçük küçük karelere nasıl geldik? Karelerde neler yaptık? Herkese selamlar bu arada. Teşekkür ederim Kenan'cığım. Şimdi burada benim açıklayacağım öncelikle hep bugüne kadar işte karelerde şöyle oldu, böyle oldu vesaire, şu zaman şu geldi vesaire oluyordu. Özellikle de deli arkadaşımızın inatla yok ben şu zamanda eskiyim aynen falan vesaire. 5 dakika önce ya. Atıp tutması 5 dakika öncesi de oldu. O kareler olmadan önce arkadaşlar hiç kimsenin bilmediği, sadece bunun 3 kişinin bildiği. Ben sensei dediğimiz Mehmet Vatandaş camızımız. Profesyonel bir dansçıdır kendisi. Bize ilk dansı o öğreten. Bir de Engin diye bir arkadaşım vardı benim o dönemlerde badimdi. Öyle diyeyim. Onunla bir Karşıyaka çarşıdan 06'ya doğru gelirken sağ tarafta Şekerbank vardı. Biz ilk dansa orada çalışmaya başladık. Deli o nasıldı? Böyle böyleydi. Kapak oldu şimdi. Hiç bilinmeyen bir gerçekleri bu. Biz Mehmet'le de, biz onun ismini dahi bilmezdik, asker pantolonlu çocuk. Mehmet'i öyle tanıyoruz ama Karşıyakalı olduğunu biliyoruz. Disko'da seyrettik Alsancak'ta. En son kabinlerin üstünden ters takla atarak piste girmişti. Böyle bir sert dans eden ilk defa birini görmüştük. Biz o zaman Bornova'da TS vardı, oraya gittik Engin'lere. Oradaki arkadaşlarımız gayet başarılıydı. Bizi sağ olsunlar, nasıl diyeyim, bir ortam oldu vesaire. Biz bir hareket yaptıysak, az önce deliye benim yaptığım kapağın 10 mislini çocuklar bize yaptı. O zaman birkaç arkadaş vardı, bir Ayten ismini hatırlıyorum. Güzel dansçılardı. Sonra biz inat ettik. Biz bu dansı öğreneceğiz, oraya gideceğiz diye. Velhasıl kelam, ilk Şekerbank'ın önünde ben ilk orada kopter attım. İlk çalışmaları orada yaptık. Sonra Mehmet'le hasbelkader ve orada karşılaştık. Orada tanıştık. Sonra yer ararken kareleri bulduk. Karelerde çalışmaya başladık. Mehmet benle Engin'i çalıştırıyordu ilk. Pardon, kareleri nasıl buldunuz abi? Böyle tesadüfen mi yoksa bize bir yer lazım ihtiyacınızdan dolayı? Tabii bize bir yer lazım çünkü bankanın orada hafta içinde biz çalışma yapamıyorduk. Ben o zaman okula gidiyordum, okulda Şeş'e gidiyordum, oradan geri geliyordum. Engin'in evi yakında, aynı zamanda bize oraya da yakın bir yer olması gerekiyordu. Bu kareler sahilde vardı. Kareler vardı. Fakat orası patencilerin kullandığı bir yer. İşte ama ondan önce de orada deli iyi bilir. Satranç taşları vardı orada. Onları kaldırdılar. Deli o zaman aralarında oynuyordu, hatırlıyor musun? Tabii. Ondan sonra çok eskidir arkadaş. Oraları iyi hatırlar. Orada onun öncesinde de satranç taşları vardı ama muhtemelen çalındı diye düşünüyorum. Çalmasana da zincirle bağlı. Taşları yine sıkıyor bu arada. Satranç taşları yok oldu. Biz yer ararken, çünkü orada apartmanın altı olduğu için şikayet ediyorlardı. Ve ilgi olmaya başladı. İlgi iki yönde oldu. Bir tanesi merak edenler. Bir de ne yapıyor bunlar lan? İşte kafasının üstünde dönüyor. 97-98. 98. Ben çünkü ben liseye gidiyordum. 96-97 olabilir. 96-97. Lise 2. 96-97 arası. Aynen. Net tarih o. Biz orada ama şey gibi yaptık. Rahmetli ikizler vardı. Gümüşpala itfaiye. Orada da biz çalıştık. Serkan'la Cüneyt. O mesela o zaman
Storm vardı dünyada. En hızlı kafa dönen. Ve biz çok samimi söylüyorum. Biz onun hızını ölçtük. Ondan daha hızlı dönüyorduk aslında. Ama biz o kadar geriydik ki mesela o dönemde kasetler, siz hepiniz hatırlarsınız. Yurt dışında yarışmalar oluyordu, battle'lar oluyordu. Bize 2 sene sonra kaseti geliyordu. Onu da biz ele geçirene kadar bir senesi geçiyordu zaten. Yani ilk karelerin hikayesi o. Ama o çalışmayı da ben anlatmak isterim. Bizim için çok gurur verici bir şeydi. Mehmet bizi hırsla çalıştırdı, Sensei'yi. Asıl Sensei olur. Daha sonradan Coşkunlar, sizler geldiniz. Serci vardı. O da çok iyiydi. Okan, Emin, Seçkin, Sarı, Ferdi. Bunların hepsi daha sonradan bizim aramıza katılan arkadaşlarımızdı. Chris. Chris de daha sonralardan geldi ama onların mesela bir 2-3 kişiyle daha önceden bir dostluğu var. Sadece disco ortamı vardı yani onların. Biz biraz daha dansa odaklı gittik. Ve Mehmet bizi resmen kırbaçlıyordu. Siz odunsunuz, hiçbir şey olmaz sizden vesaire. Muhtemelen ilk İzmir'de, Türkiye'de diyemem de, İzmir'de ilk eşofmanın üstünü altını kafa dönerken çıkartan bendim. İlk tişört çıkartan bendim. Daha sonra Coşkun benden kat ve kat daha iyi kafa dönmeye başladı. Bizden de çok çalıştı. Tabii tabii yani. İyiydik yani. Ama o zaman benim en son, yani. Bizim dönemimizde en son biz grup olarak İzmir birinciliğini aldık. Ben o zaman mecburen hayat şartlarından dolayı şimdiki dansa değer veremiyordum. O zaman çıktım ama ondan da beni çok daha mutlu eden, o İzmir birinciliği beni o kadar mutlu etmedi. Beni asıl mutlu eden, Mehmet o kadar bizi kamçıladı. Biz aşağı yukarı 3-5 ay hiçbir yerde dans etmedik. Sadece orada ben şu omuzlarımın çok yara olduğunu hatırlıyorum yani. İşte saçlarımın döküldüğünü vesaire. İmkan yok, kendi çabalarımızla yapıyoruz vesaire. Hiçbir ortama girmedik. Hiç kimse bizim dans ettiğimizi bilmiyor. Ama o zaman sayılı hareketler var zaten. Biz bunlarda kendi çapımızda çok iyi yere geldik. O TS'de bizi madara eden arkadaşların oraya gittik. Ondan sonra biz tersten hareketleri yapmaya çalışıyoruz bilerek. Onlar yine bizi ezmeye çalışıyor. Biz en son, tabii biz şey olarak hani biz onları daha da coşturuyoruz. Hani mutlu olsunlar bizi ezdikleri için. O derece dans ettiğimizi, o mesela o çocuk çok iyiydi. Aytekin miydi? Öyle bir ismi. Aytaç. Bu Ege'den kurtulan Aytaç mı? Aykan'dı o. Yok Aytaç. Net hatırlıyorum. Aytaç. Eli yüzü düzgün bir arkadaştı. Esnekti de. O çok iyiydi mesela. Tabii onlar çıkıyor. Tabii bütün piyasa onları tanıyor, Bornova'daki camia. Tabii alkış, ısı, kıyamet falan. En son ben çıktım. Böyle olmaz dedim yani. Biz oynamaya bir başladık Engin'le. En son şeyi net hatırlıyorum. Ben kafa dönerken eşofmanın üstünü çıkarttım. Daha onlar videoda bile görmemişlerdir yani. Eşofmanın üstünü çıkarttım, attım. Etrafı izliyorum ama kafa dönüyorum, etrafı izliyorum. Üst taraftan şapka atmaya başladılar yani aşağıya. Islık, alkış, kıyamet ama o üst katın böyle esnediğini görüyorum. Bir yandan da bitirsem mi diye elimi böyle sürtmeye başladım. Üst kat çökecek dedim artık. Millet o derece coştu. Tabii Engin desen o da öyleydi. Ona keza. En son tuvalette şu konuşmayı duyduk. Tabii terledik elimizi yüzü. Adamlar ölüm makinesi olmuş ya. Böyle bir şey yok falan diye. Yemin ediyorum bu kelimeyi duyduk yani. Aynen. Ve oradan çıktık. Yine İzmir bizi tanımıyor. Alsancak'a gittik. Yine orada bir otelin altında tam Bonjour. Bonjour'dayız. Yine ortam oldu. Biz yine oynamıyoruz. Mehmet bizi dizginliyor ama biz şey gibiyiz yani. Böyle köpek atı gibi. Ya veya köpekten oradayız. Zincirlersin böyle yani. Aynen. Mehmet bizim arkamızda öyle ama biz deliriyoruz. Müzikler öyle falan. Çünkü orada biz özgüven testini geçtik. Onlardan iyi olduğumuzu kanıtladık. Bu arada o arkadaşlar da orada. Biz oradayız diye girmiyor onlar. Girmiyor onlar piste de. Sonra Manisa'dan hasbelkader biri bize hareket yapmaya başladı ama Mehmet hep bizi tutuyor. En son arkamdan bir tekmeyi hissettim yani. Mehmet'in vurduğunu. Ben ortadayım. Saldır oğlum. Ondan sonra Mehmet başladı milleti galyana getirmeye. Sensei bizi. Ben oynamaya bir başladım, dans etmeye. Uçuyorum millet ama. Ve kimsenin görmediği,
herkes o zaman ikizler işte bu yan kenarcı onlar falan izliyor, onlar da bilmiyor. Bir tek ikizler biliyor bizim dans ettiğimizi. Onlar da tabii bize tezahürat falan. Herkes uçuyor. Orada biz artık karşıyak olarak İzmir'in mührünü biz o bonjurda bastık yani. Biz girdiğimiz anda kimse çıkmıyordu. Ustalar çıkıyordu işte, Mehmet'in kendi grubu, bizim senseyini. Kendi grubu çıkıyordu. Bir zenginle girdiğimiz zaman kimse çıkmıyordu bizim karşımıza. O zaman insanın kafası şu oldu. Zaman... Bu arkadaş da İzmir Karşıyaka'dan ve Kareler'den. Aynen. İzmir, Karşıyaka, Kareler oradan, ilk oradan ham yapmaya başladı. Ondan sonra... Hakkı... Kareler değil ya, siz dediniz. Tabii tabii, kareler falan isim değil. Biz kendi aramızda nerede buluşuyoruz? Karelerde buluşuyoruz, karelerdeyiz. Evet. Ve orada çok güzel diyaloglar oluyordu. Biz orada öyle bir isim yapmışız ki ben birebir 2-3 defa şunu yaşadım. İşte biz Eyüp'ün arkadaşıyız falan ve bunu...